AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen kahvaltı programında konuşan Başkan Mehmet Yılmaz, Şehit Kamil ailesi olarak bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu seçimde de 100 yılın seçiminde de birlik, beraberlik içerisinde omuz omuza yol yürüyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin dedi. Şehit Kamil seninden gurur duyuyor. Şehit Kamil seninden gurur duyuyor. Şehit Kamil seninden gurur duyuyor. Sayın Bakanım, değerli dava arkadaşlarım. 100 yılın seçimine 19 gün kaldı. Bu süreçte son defa bir teşkilatımız olarak Şehit Kamil ailesi olarak bir araya gelelim ve çalışmalarımızı bir değerlendirelim istedik. Bu bağlamda toplantımıza iştirak eden çok kıymetli bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Rıdvan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dava arkadaşlarım, Şehit Kamil ailesi olarak bundan önceki dönemlerde olduğu gibi bu seçimde de 100 yılın seçiminde de birlik beraberlik içerisinde omuz omuza yol yürüyoruz elhamdülillah. Bu bağlamda İl SKM'mizle, il başkanlığımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla uyumlu çalışmalar içerisindeyiz. Değerli dava arkadaşlarım, Şehit Kamil olarak bizim bir şansımız da Rıdvan Fadıloğlu gibi bir belediye başkanımızın olması, bir dava arkadaşımızın olması. Rıdvan Başkanımızla birlikte uyumlu bir şekilde bu süreçlere hazırlanıyoruz. Sağ olsun başkanımız, sürecin ta başından beri her zaman teşkilatının yanında oldu ve bir teşkilat mensubu gibi bizimle birlikte bütün toplantılara iştirak etti. Kıymetli dava arkadaşlarım, Rabbim bu noktada birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hakikaten Şehit Kamil olarak çok büyük bir aileyiz. Ben bu ailenin mensubu olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Sistemli çalışmak ne derseniz Şehit Kamil Teşkilatı demek. Genciyle, kadınıyla, ana kademesiyle hep birlikte yek vücut olup bu davaya emek veren her kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Evet, burada yalnızca Şehit Kamil'le değil, bizim yerel seçimde söylediğimiz gibi tek kanatlı kuşun uçması mümkün değil. Biz Büyükşehir'le beraber olduğumuz müddetçe belediyecilik hizmetlerinin nitelikli verebiliriz. Bunun yanı sıra belediyecilik hizmetlerinin hem ilçe hem de Büyükşehir olarak verilebilmesi için Ankara'dan sırtımızın sağlam olması lazım. Allah'a şükür şu ana kadar meclise Gaziantep'ten AK Parti milletvekili olarak giden bütün kardeşlerimiz bu memleket için hakikaten çok büyük emekler verdiler. Gaziantep'teki yapılan her projede birebir emekleri var. Bunu inkar edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu doğrultuda hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Ancak bizim bu seçimde üzerimizde çok büyük bir vebal var. Fatma Bakanımızın her zaman söylediği gibi Gaziantep her zaman +10 puan yukarıda olması lazım ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın elini orada güçlendirelim. Bizim şu anda elimizde 8 milletvekilimiz varken bunun üzerine +1 değer koymazsak biz zarardayız. Ne demiyor? İki günü birbirine eşit olan zarardadır. Biz 20 yıllık iktidarımızın içerisinde bu yaptıklarımızın üzerine +1 değerler koymamız lazım. Siyaset çözüm üretme, adam kazanma sanatıdır. Siyaset hayatın kendisidir. Siyaset takım olma ruhudur. Siyasette doğru adamla doğru zamanda doğru yerde olduğun zaman bu başarma sevincidir. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan, burada Gül Bakanımız da, Gül Müdür Ekibimiz de Şehit Kamil'de yeni bir zafere ilerliyoruz. Ben kimim? Ben sizim. Siz bensiniz. Biz milletin çocuklarıyız. Eğer AK Parti olmasaydı, AK Parti'nin o duruşu olmasaydı milletin çocuklarının milletin yönetimine gelmesi mümkün değildi. 100 yılın seçimine gidiyoruz. Birinin yanına ne yazdığını hiç mi önemi yok? Birinin vekil olup olmasını hiç mi önemi yok? Fatma Şahin'in ne olacağını hiç mi önemi yok? Fatma Şahin dediğiniz şey sizin içiniz
sizden çıkan bir kardeşiniz. Yarın okuttuğunda çocuğun senin burada olacak. Ama 100 yılın seçiminde başımızda Recep Tayyip Erdoğan gittiğinde daha adaletli bir dünya mümkündür. Bütün hayalleri gidecek. Daha adaletli bir dünya mümkündür. Biz 14 Mayıs'ta zaferi yapacağız. Zaferi yakalayacağız. Başkanımızın en büyük yükü teşkilatımızın varlığıdır. Değerli kardeşlerim, ne olursa kuralım. Hangi makam olursa olsun, hangi görevimiz olursa olsun, bütün görevler bir gün biter. Ama bu teşkilatın bir neferi olmak, bu teşkilatın bir üyesi olmak en büyük makamdır. Çünkü bu ölümlü dünyada her gün gidiyoruz, taziyelere gidiyoruz. En büyük nasihat o. Dünya ölümlü ve bu ölümlü dünyada her şey, bütün mevki, makam geçer. Ama kalıcı olan şey, hangi mevkide olursanız olun, hangi pozisyonda olursanız olun, nasıl durduğunuzdur, nerede durduğunuzdur, mevziğinizdir, duruşunuzdur. Bu duruşunuzun hesabını vereceksiniz. O yüzden bakan, işte Sayın Başkanımız da bakanlık yaptı. Bugün burada bu görevi yapıyor. Biz de bakanlık yaptık. Bakanlık sona erdi. Yaklaşık 2 yıl boyunca benim bir tek görevim vardı. Bu milletin kendi duasıyla, gözyaşıyla, alın teriyle, akıl teriyle kurduğu AK Parti'nin onurlu bir üyesi olmaktı benim görevim. Ve bundan da şeref duydum, bundan da gurur duydum. Çünkü önemli olan nerede durduğunuz. Niçin, hangi mevzide bulunduğunuz ve nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya tasavvurunda bulunduğunuz ve bunun için ne yaptığınız. O yüzden sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum öncelikle. Durduğunuz yer çok kıymetli, duruşunuz çok kıymetli. Bu sadece sizin değil, sizden sonraki, bizden sonraki nesiller için de, çocuklarımız için de çok kıymetli bir siyasi bir tavır içerisindeyiz. Öyle gönül gönüle bildiğimizi koruyalım. Allah'ın izniyle hepsi tanık halinde yeni bir zaferi yine hep birlikte yazacağız. Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye 100 yılı yolculuğunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şehit Tanrı'na güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bakın arkadaşlar. Evet efendim. Teşekkürler.